Son yıllardaki operasyonlarla güç kaybeden FETÖ, örgüte eleman temini için üniversiteye başlayan öğrencilere hedef aldı. Senet karşılığı öğrencilere barınacak yerler tahsis eden örgüt, yaşlanan kadrolarına genç eleman katarak yeniden yapılanmanın yollarını arıyor. Uzmanlarsa ev sahiplerini ve öğrencileri uyarıyor. Vatan hainlerinin oyunları bitmek bilmiyor. Kafalara ezildikçe yeni planlar yapılıyor. Açar mısınız kapıyı? FETÖ terör örgütü 2016'dan bu yana girdikleri her delikten bertaraf edildi. Örgüte üye olanlar yakalanarak hapsedildi. Ancak onlar hainlik yapmaktan bir adım dahi geri durmadı. Devleti yıkma düşüncesiyle plan üstüne planlar yapıldı. Son yıllarda gerçekleştirilen operasyonlarla güç kaybeden FETÖ, örgüte yeni elemanlar kazandırmak amacıyla bu kez üniversite öğrencilerine hedef aldı. En tehlikeli yapılanması öğrenci yapılanmasıydı. Abi abla diye başlayan hikaye. Şu an aynı süreçle ilgili bir tehdit var. Bu tehdide karşılık alınacak tedbirler var. Terör örgütünün amacı yaş ortalaması 70'e dayanan örgüte yeni elemanlar kazandırmak. Gençlerin beyinlerini yıkayarak tekrar yapılanma oluşturmak. Örgüt üniversite öğrencilerine kira bedeli karşılığında senet imzalatıyor. Örgütten ayrılmak isteyen olduğundaysa bu senetlerle tehdit ediliyor. Şimdi eğer ileride bu çocuk tuzağı fark eder ve evden ayrılmak isterse işte hemen o zaman önüne bu senetler bir tehdit olarak konuyor. Ve deniyor ki eğer buradan çıkarsan birikmiş kira borcunu bu kadar bunları biz senden tahsil ederiz. İşte bu sarmala giren öğrenci de mecburen eğer durumu yoksa evde kalmayı kabul ediyor ve örgütün o pençelerinde yaşam savaşı vermeye de devam ediyor. Özellikle ev sahiplerinin ve apartman sakinlerinin bu noktada uyanık davranması gerekiyor. Aksi takdirde üniversite öğrencileri için açılan bu evler terör yuvalarına dönüşebilir. Vatandaş olarak biz eğer yakın çevremizde, aynı apartmanda, sitede bu şekilde bir öğrencilerin kaldığı ev görür ve hareketlerinden şüphe edersek hemen en yakın emniyet birimlerine haber vermek durumundayız. Aileler evlatlarının nerede kaldığına, kimlerin yanında kaldığına ve şartların ne olduğuna çok iyi bakmalı. Öte yandan bu tehdit oluşturan durum hükümetin de gündeminde. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar tüm üniversite rektörlerine mesaj gönderdi. Öğrencilere barınma konusunda rehberlik edilmesini ve yardımcı olunmasını istedi.